Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası oradaki cemaate seslendi. Siyasetin zaten cami cemaatine girdiğini, hatta cami cemaati içinde bile huzursuzluk yarattığını biliyoruz. Dış politikaya yönelik değerlendirmelerini de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir camide, Çamlıca Camii'nde yapmayı uygun gördü. Burada toprak bütünlüğünü savunduğunu öne sürdüğü Suriye için kafir kelimesini kullandı. Erdoğan devam eden harekat hakkında da, daha doğrusu gündemde olan harekat hakkında da fetih benzetmesi yaptı. Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazına Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından mikrofonu eline alan Erdoğan, camide Fetih Suresinin Arapçasını okudu. Ardından da sureyi Türkçe'ye çevirdi. Kufara karşına şiddetli olacağız. Suriye ne olur? Anayasa ve yasalarında laik bir ülke olduğu belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Büyük Çamlıca Camii'sinde küffara, yani Müslüman olmayanlara karşı şiddet çağrısında bulundu. Küffara karşı şiddetli olmamızı Rabbimizlere emrediyor. Erdoğan'ın konuşmaları cami dışındaki o hoparlörlerden de yankılandırıldı. Dolayısıyla merhametli aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Küffara, yani Müslüman olmayana, kafire karşı şiddetli olacağız diyen Erdoğan, Suriye'yi de kafir ilan etti. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye ne olur? İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah Suriye'de Rabbimizlere vaat etti. Nasr minallah ve fethul karim ve beşirin mukmini. Maşallah, maşallah. Şu anda onu gördük, görüyoruz ve Allah'ın izniyle görüşürüz. Öte yandan Erdoğan, toprak bütünlüğüne saygılıyız dediği Suriye'nin kuzeyine yönelik yapılan harekat içinde fetih benzetmesi yaptı. Vaat etti. Nasr minallah ve fethul karim ve beşirin mukmini. Maşallah, maşallah. Erdoğan'ın Arapçasını okuduğu Saf Suresi 13. ayette, seveceğiniz bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele ifadeleri geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Çamlıca Camii'nde aynı safta namaz kıldığını, cuma namazını belirtelim AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi